Hocam diyor, efendim kıyametin kopmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptınız. Ama diyor Kur'an'da gaybın bilinmeyeceğini Cenab-ı Allah söylüyor diyor. Ayetlerle açıkla Oktar Hocam. İnşallah hocam. Sevin Merve de duysun. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görünmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ona ha. Bak şimdi evet. Yavaş yavaş. Evet. Ayet bak parça parça teker teker ayetler söyle. İnşallah. Söyle ayeti. O gaybı bilendir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah gaybı bilendir. Evet. Bir. Evet. O kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Kimseye kendi gaybını Allah açık tutmuyor. Evet. Ne kıyametin tarihini, ne Mehdi'nin çıkış alametlerini, ne Deccal'in evet. varlığıyla ilgili bilgileri, değil mi? Ne geçmişte olan olaylar, gizli olan olaylar. Bunların hiçbirini Allah ben bildirmem diyor. Evet. Bildirmiyorum. Evet. Ancak elçileri içinde razı olduğu, seçtikleri kimseler başka. Ha. Ancak elçileri içerisinde evet. Allah'ın elçisi olarak gördükleri kimse bunlara ben diyor Cenab-ı Allah gaybı bildiriyorum. Evet hocam. Bunlar müstesna. Evet. Ha. Demek ki gayb biliniyormuş. Evet hocam. Allah'ın bildirmesine. Evet. Resulullah'a bildirdi mi? Cenab-ı Allah bildirdi gaybı inşallah. Bildirdi. Evet. Hazreti İsa'ya bildirdi mi? Bildirdi hocam inşallah. Birçok peygambere bildirdi mi? Evet. Bildirdi. Bildirdi hocam. Örnekler ver. Vereyim hocam inşallah. Hazreti İsa, şeytandan Allah'a sığınırım. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Ali İmran suresi 49. Şimdi sen evde gizli bir yere bir şey biriktirirsin. Bir peygamber de bunun yerini söylerse, ne o kadar olduğunu söylerse. Evet. Bu gayb bilgisi mi değil mi? Gayb bilgisi hocam inşallah. Gayb bilgisi. Kim bildiriyor? Hazreti İsa. Allah bildiriyor. Allah bildiriyor. Evet, inşallah. Evet, devam et. Hazreti Yusuf dedi ki, şeytan Allah'a sığınırım, dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Ha, daha olmadan gelmeden bilirim diyor. Evet hocam inşallah. Bu nedir? Bir şey olmadan önceden bilinmesi ne demektir? Gelmeden bilmek ne demektir? Gayb bilgisi hocam inşallah. Gayb bilgisi evet. İnşallah. Devam ediyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o eşlerinden biri bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca o da bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda haberi verince eşi demişti ki bunu sana kim haber verdi? O da bana bilen her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Tahrim suresi 3. Ha. Bu gayb bilgisi mi? Gayb bilgisi hocam inşallah. Allah bildirmiş gaybı. Evet, inşallah güzel. Hocam. Devam et. İnşallah hocam. Bizans'ın galibiyeti bildiriliyordu hocam inşallah. Rum şeytandan Allah'a sığınırım. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl, 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla. Rum suresindeki ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradı. Ama bunun Persler karşısında ama bunun daha sonra yenilecekleri bildiriliyor hocam inşallah. Tam denildiği şekilde ve 7 yıl içerisinde bu ayet geldikten 7 yıl içerisinde kazanıyorlar savaşı hocam. Bir savaş daha oluyor ve kazanıyorlar. Rum orduları kazanıyor. Evet hocam inşallah. Evet. Ama önce Allah mağlup olduktan söylüyor değil mi? Elif evet, lam mim diyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Rum mağlup oldu diyor. Evet hocam. Ama sonra onları kazanacaklarını söylüyor. Ve alçak bir yerde. Evet. Yani en alçak yerinde. Evet hocam. Süre veriyor Allah. 10 yılı aşmayacak diyor. Evet. Birkaç yıl içerisinde diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bakın Allah süre veriyor. Süre doğru çıkıyor. Evet. Zaman veriyor Allah. Zaman. Evet. Şu zaman içerisinde. İnşallah. Ve savaşta onlar yenecekler diyor. Evet hocam inşallah. Mekan da bildiriyor. Şu mekanda şöyle alçak bir yerde diyor. Evet. Allah mekan bildiriyor değil mi? Evet. Zaman da bildiriyor. Evet. Ve mağlubiyetin, galibiyetin ne şekilde olacağını hepsini anlatıyor. Evet hocam inşallah. Ve aynı dediği gibi de oluyor. Maşallah hocam evet. Demek gaybı Allah biliyormuş değil mi?
Evet hocam, inşallah. Bu yanlış, aksi. Yani Allah gaybı bilmez, yanlıştır. Allah gaybı bilir. Gaybı istediği elçilerine bildirir. Evet hocam, inşallah. Yani Allah gaybı bilmez değil mi? Yani şöyle, haşa öyle, haşa. Yanlış anlaşılmasın. Yani insanlara bildirmez. Evet. Elçilerine bildirmez. Kimseye bildirmez. Bu yanlış. Seçtikleri müstesna diyor Allah. Evet hocam, inşallah. Ve gaybı nasıl bildirdiğini de açıklıyor Allah. Değil mi? Çok evet. Fazla ayette de bildiriyor. Evet. Başka gaybı bildirdiğine dair ayetler varsa açıkla. Var hocam inşallah. Mekke'nin fethi var hocam inşallah. Söyle. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Allah elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih suresi 27. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken gördüğü rüyasında müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüştü. Bu aynıyla gerçekleşti hocam sonra inşallah. Gayb bildiriliyor muymuş? Evet, bildiriliyor hocam inşallah. Ha, elçisine bildiriyormuş, evet. Cenab-ı Allah tarafından. Daha hala bunu anlamayan kardeşlerimizin olması demek ki daha bize ulaşamadılar tam anlamıyla, bir kısmı ondan oluyor. İnşallah. Ama doğrusu bu şekildedir. İnşallah. Siz defaatle de açıklamıştınız hocam inşallah. Evet. Peygamber Efendimiz ahir zamanın 150'den fazla alametini bildiriyor. Aynısıyla da oldu inşallah. Yani şimdi bu çok açık delildir. Evet. Bütün olayları sayıyor tek tek. 30 yıl içerisinde bu saydıklarının tamamı oluyor. İnşallah hocam. Bu nasıl oluyor? Allah seçtiği elçisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gaybı göstertiyor. İnşallah hocam. Zamanı açıyor. Zamanı onun önünde duruyor. Peygamberimiz de görüyor. Ve gördüklerini anlatıyor. Bu Allah'ın dilemesiyle oluyor. İnşallah hocam. İnşallah. Sizin sitenize de girerlerse hocam inşallah harunyahya.org'da Allah kullarından dilediklerine gayb hakkında bilgi verir. Bu bölümden daha detaylı bilgi edinebilirler inşallah hocam. Evet.